ABD Kılıçdaroğlu'nu harcama kararı aldı. Uygulayıcısı da Meral Akşener dediniz. Şimdi bunu biraz açar mısınız? Evet. Böyle bir harcama kararı var mı gerçekten? O harcama kararını Aydınlık gazetesi manşetten vermişti. Bu Amerikan kaynaklarına dayanan Aydınlık gazetesi hep ciddi bir şekilde ele alır sorunları ve Amerika'nın kaynaklarına dayanarak, güvenilir kaynaklara dayanarak bu haberi yapmıştı. yani burada biz kendimiz söylemiyoruz. Aydınlık Gazetesi'nin haberine göndermede bulunuyoruz. uygulamada şöyle, bakın Meral Akşener birdenbire... 2. Fatih Sultan Mehmet yaptı İstanbul Belediye Başkanı. Ekrem Mamoğlu'ndan <laughs> yani şeyin rakibini Amerika harcayınca Kılıçdaroğlu'nu Sayın Meral Akşener'de Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki rakibi olan Ekrem İmamoğlu'na kalktı başına bir tane Fatih Sultan Mehmet. Siz Amerika'nın Kılıçdaroğlu'nu harcadığını düşünüyorsunuz. Harcama kararı aldığı gözüküyor zaten. Neden Bunu, harcadı peki? Çünkü elverişli değil. Yani evet Kılıçdaroğlu Amerika planlarına geldiği günden beri çok iyi hizmet ediyor. Hizmette bir kusuru yok ama Kılıçdaroğlu'yla hedefe ulaşamayacağını, başarıya ulaşamayacağını görüyor Amerika Birleşik Devleti. Yani Kılıçdaroğlu Amerikan planları açısından Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için elverişli yeterli bir e, figür değil. O tespiti yapıyorlar. Yani Bu Amerika'nın tespiti. Onun için diyorlar ki o çekilsin bu işe götürecek bir lider bulalım bu e, Millet İttifakı'nın başına. O yüzden de Sayın Akşener diyorsunuz ki Ekrem İmamoğlu'na e, Evet, et, okumak yalnız okumak orada çevirdi. değil dikkat ederseniz daha sonra da hep böyle e, Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu kollayan, Kılıçdaroğlu'na dirsek atan bir e, çizgi izliyor. Çeşitli ifadeleriyle bu İyi Parti'de gözüküyor. Yani Amerika'nın politikalarını Türkiye'de İyi Parti'den izleyeceğiz. İzleyeceksiniz. Çünkü Amerika'nın politikalarını birebir yansıtan Meral Akşenerdir, yani o tam Amerika güdümlü bir siyasetçidir. ve Bunun bütün geçmişi öyledir, yani fetö bağlantıları ve ondan sonra <laughs> e, özellikle emniyetin istihbaratının başına fetöcüleri getirmesi, Türk silahlı kuvvetlerin içine kulak yerleştirmesi 1993'tü galiba 93-94 yılında, yani devletin içinde bir nevi casusluk hareketi ki bunu yani ben yani Biden o zaman eee Meral, Meral Akşener üzerinden e, Sayın Erdoğan'ı mı hedef alacak diyorsun ya da yani şu anda hedef almış durumda. ikinci Fatih Sultan Mehmet deyince o kimi hedef almış? Ha pardon, Tayyip pardon. Sayın Erdoğan. Erdoğan'ı Erdoğan Tabii bunlar her biri bir şey unsur. Yani tek başına Meral Akşener değil ama Biden tayfası diyoruz biz onlara. Biden tayfası kimlerden oluşuyor? Meral Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, efendim Saadet Partisi'nin genel başkanı Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan. Ya bunların hepsi Biden tayfası. FETÖ, Fethullah Gülen, Abdullah Öcalan, ondan sonra e, Kandil'deki liderleri Murat Karayılan falan bunların topu Biden tayfası. Yani Amerika o zaman muhalefette olan herkese destek veriyor. Vatan Partisi ne diyeyim? Vatan Partisi ise Amerika ile savaşıyor. Vatan Partisi ise Türkiye cephesinde Türkiye İttifakı içinde yer alıyor ama e, Cumhur İttifakı içinde değil, Cumhur İttifakı'ndan ayrı, bağımsız ve Cumhur İttifakı'nın da alternatifi, seçeneği olan bir politika izliyor. Peki e, Mustafa Sarıgül bir açıklamada bulundu. Dedi ki e, muhalefet partisinden, e, muhalefet partilerinin e, ABD'den para aldıklarını iddia etti. Evet. E, şimdi siz de diyorsunuz ya hani ABD'nin e, şu anki e, Destekçileri işte, az önce saydığınız evet. partiler. Böyle bir durum olabilir mi Mustafa Sarıgül'ün dediği gibi bir e, para alma durumu? Ben mu? şaşırmam. Yani e, Sayın Sarıgül e, dedi ki bu kendileri itiraf etsinler, açıklasınlar. Açıklamazlarsa ben, ben açıklayacağım, açıklayacağım dedi. dedi. Bekliyoruz. E, böyle söylediğine göre mutlaka açıklayacaktır. Ama açıkladığı zaman ben şaşırmam. Çünkü Biden e, planı içerisinde açıkça yer alıyorlar. Biden da zaten o Rent Corporation'ın 260 sayfalık raporunda 2020 Ocak ayında çıkan Amerika'nın o gizli devletinin raporudur. Ama açık, aleni yani kamuoyuna yayınlanır. o raporda açıkça CHP, İyi Parti, işte bir takım muhafazakarlar muhafazakârlar Saydım, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan vesaire ve Saadet Partisi ve sivil toplum örgütleri diyor. Biz bunlarla şeyi Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diyor Amerika Birleşik Devletleri. Ya onun için Amerika Birleşik Devletleri'nin bu güçleri aynı zamanda bir maddi destek sağlaması normal. Yani, olabilir diyorsunuz o zaman böyle. Bir yani ihtiyacım. şimdi ben olabilir olmaz diye Hı -hı. konuşmayayım, bir bekleyelim ee, e, Sayın Sarıgül e, bunu açıklayacaktır. E, bekleyelim. E, o zaman kamuoyunda birlikte değerlendiririz Ama böyle bir şey çıkarsa ben aa diye şaşırmam yani. Şaşırmam diyorsunuz. Peki dilerseniz devam edelim. edelim. şimdi Hafta içerisindeki en sıcak gündem başlığı Irak ve Suriye sınır ötesi operasyon o yetkisini iki yıl uzatan tezkere meclisten geçtim. Evet. Ee, Millet İttifakı'nın en büyük ortağı CHP hayır oyu kullandı. Evet. İyi Parti ise evet oyu kullandı. Evet. Şimdi ortaklardan birinin evet birinin hayır oyu kullanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, İyi Parti'nin tabanında vatanseverler var milliyetçiler var. CHP'nin tabanında da var ama onlar bir nevi arkada kalan dönemde bonzai içirildi. Onlara bir uyuşturuldu onlar yani CHP tabanında bir e, uyuşma oldu ama İyi Parti'nin tabanında Milliyetçi Hareket Partisi'nden kopmuş olan bir tabandır. Ve orada vatansever duygular, e, bilinç e, kuvvetli. E, dolayısıyla İyi Parti öyle e, Amerika'ya karşı yürütülen operasyonda e, o teskeriye e, hayır deme cesaretini İyi Parti yöneticileri gösteremezler. O bakımdan CHP'den ayrılıyor. Şimdi Sayın kılıçdaroğlu'nun sonrasında e, neden hayır oyu verdikleri üzerine bir açıklaması oldu. Evet oyu verseydik cumhuriyete ihanet etmiş oluruz dedi. <laughs> Valla şimdi ben ihanet kelimesini ucuz bir şekilde kullanmam ama e, ihanet kullanmadan yine söyleyeyim e, Türkiye niçin e, sınır ötesinde 2010'a 15-16 Fırat Kalkanı'ndan bu yana yani Ağustos 16'ydı 24 Ağustos 16 Fırat Kalkanı harekatı niçin sınır ötesi operasyonlar yapıyor? E, PKK'yı bitirmek, e, temizlemek dolayısıyla Türkiye'nin güvenliğini ve huzuru ülke içinde sağlamak bu amaçla yapıyor. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yürütülen çünkü Amerika diyor ki bu PKK diyor benim diyor kara kuvvetimdir diyor. Hani biz kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri diyoruz ya Amerika'da diyor ki bu benim kara kuvvetlerimdir PKK için. Bölgedeki kara kuvvetlerimdir. Amerika'nın kara kuvvetlerine karşı operasyon yapan bir, harekat yapan bir Türkiye var ve e, Cumhuriyet Halk Partisi de bu harekatın bütün aşamalarında e, 2000 e, 15 yılı 24 Temmuz'dan başlayarak Afrin Rekat'ında, Fırat Kalkın Harekat'ında, Onur'un, Zeytin, Zeytin Dalı'nda, Barış Pınarı'nda falan hepsinde e, Mehmet Mehmetçi'nin karşısında, yanında olmadığı değil, karşısında, Amerika'nın yanında e, konumlandı. E, bu? muhalefet olma kurunu mu yapıyor peki? Başka bir amacı mı olur? Bence Amerika'ya hizmet uğruna yapıyor. Yani muhalefet biz de muhalefetiz. Böyle muhalefet yapılmaz ki. Türkiye'ye muhalefet yapıyorlar. Tamam muhalefet. Doğru. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapıyor. Ama Tayyip Erdoğan'a muhalefetten çok Türkiye'ye muhalefet yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefeti Türkiye'nin bağımsızlığına muhalefet, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne muhalefet, Türkiye'nin ekonomisini canlandırmasına muhalefet diye özetlenebilir. Peki e, şimdi İyi Parti sizce CHP'nin hayır oyu vereceğini biliyor muydu? Yani tahmin ediyor muydu? E, tabii biliyordum. Bilmemesi mümkün değil. Bir de o onların şöyle bir CHP altından e, oy kazanma falan gibi bir politikaları da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle çok açık Amerika yandaşı tavırlarından hep ne oluyor? İyi Parti puan topluyor. Şimdi HDP eş genel başkanı Pervin Buldan önce bir açıklama yaptı. Dedi ki Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak gösterenler tezkereye hayır demelidir dedi. Şimdi evet. <laughs> CHP daha öncesinde e, bu tezkereye evet demiş e, bir parti. Yani iki yıl önce resmi evet. resmi gazetede yayınlanan e, tezkerede bunu biliyoruz. Evet dedi. İlk kez hayır diyor. Yani o zaman HDP'nin oylarını kaybetmemek için mi? Hayır bence o değil. Amerika'nın oyunu kaybetmemek için. Amerika'nın güdümünü, desteğini kaybetmemek ve Amerika'nın e, Strateji içerisinde kendisine verilmiş olan rolü kaybetmemek. Yani tiyatroda siz bir rol üstlenmişsiniz, değil mi? Başrol diyelim. Ondan sonra e, o başrolü kaybetmek ister misiniz? Amerika'nın planında Cumhuriyet Halk Partisi başrolde. O eğer e, Amerika'ya karşı Türk silahlı kuvvetlerinin Türk polisinin yanında olursa onu baş, başrolden alırlar. Çöplüğe doğru atarlar. Ama hayır oyu verdikten sonra destek HDP'den geldi. Yani, e tabi HDP'den e, gelecek. Hatta söyleyelim HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu CHP tarihi bir çıkış yapmıştır evet. dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay muhalefetin tezkereye hayır oyu kullanmasının önemli ve çok e, kıymetli buluyoruz dedi. E tabi çok doğal çünkü e, HDP PKK aynı parti bunlar. HDP diye PKK'dan başka bir örgüt yok. E, PKK Ort, e, bölgemizdeki, Batı Asya'daki bütün e, amaçlarına Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ulaşacağını biliyor, sap diyor, ilan ediyor. Ve Amerika'nın kara gücü, değil mi? E, o nedenle e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekatına karşı olan her tavrı kendi yanında görüyor ve destekliyor. Çok doğal, çok normal. Evet. Bulunduğu e, konuma dikkat edersek PKK'nın, yani Amerika'nın diyelim piyonu konumu, o piyonu konumundan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekatına tavır almasını tabii alkışlıyorlar. E Biden değil miydi zaten Suriye'deki Türk askerlerinin, e, sınırdaki askerlerin işini zorlaştırdığını söyleyen? Yani buna rağmen, bu tarz söylemlere rağmen CHP'nin e, hayır oyu kullanmasına Atatürkçüler e, nasıl Vallahi değerlendiriyor? Ben nasıl Atatürkçü? Ben onların Atatürkçülükle en ufak, Atatürk Türk Silahlı kuvvetlerinin komutanıydı, devletimizin başındaydı ve Türk e, Türkiye'nin bağımsızlığı, istiklali için e, büyük bir mücadele yürüttü. Tabii 1914'ten 22'ye kadar diyelim 8 yıl ondan sonra bugün Atatürk Barış Pınarı'nda, bugün Atatürk Fırat Kalkanı'nda, bugün Atatürk Afrin'de, Bugün Atatürk PKK'ya karşı mücadelede. Bugün Atatürk 15-16 Temmuz darbesinin bastırıldığı konumda. Yani Atatürk nerede? Atatürk tarihte, orada bir bıraktığımız bir hatıra öyle değil. Atatürk Çanakkale siperinde diye bugün Çanakkale siperi yok. Çanakkale siperi 1915 yılı. Değil mi? Bugün Atatürk nerede? Fırat Kalkanı'nda. FETÖ ile mücadele PKK'ya karşı. mı? Orada siz Türkiye'nin yanı içindeyseniz Atatürk'le berabersiniz. Çok, hem Amerika'nın yanında olacaksın hem de Atatürk diyeceksin. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? CHP da... tezkereye hayır diyerek kendini bitirmiş mi oldu? Bitirmiş demeyelim ama bitirmeye doğru adım adım gidiyor. Çünkü siz Türkiye'nin Amerika ile hesaplaştığı bir süreçte ısrarla ve açık bir şekilde Amerikan planlarında rol oynamayı sürdürürseniz ve o parti hem tarihsel köklerinden tamamen kopuyor. Yani Atatürk'le İstiklal Savaşı'mızda Atatürk devrimiyle olan bütün bağlarını koparıyor gidiyor Seyit Rıza yani kim Atatürk'e ve Cumhuriyeti isyan etti işte Seyit Rıza'lar Seyitler vesaire onların yanına konumlanıyor PKK ile FETÖ ile beraber her e, kritik durumda e, bu böyle bir CHP ne olur erir gider yani Türk hele hesaplaşma boyu ölçüşme keskinleştikçe bu CHP'nin erimesi daha da etkin e, olacaktır peki şimdi e, hep Millet İttifakı'na olan uluslararası müdahaleden bahsediyoruz ya. Şimdi e, Millet İttifakı'na uluslararası müdahale Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde gelecek mi sizce? Gel tabii. Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri hedefe ulaşmak istiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin sevdiği piyonlar falan tercih ettiği piyonlar yoktur ama o da büyük bir devlet olarak emperyalist bir devlet olarak Türkiye'deki hedeflerine kimlerle ulaşacağı konusunda belli tercihlere sahiptir. Peki kimi e, aday olarak yani onu da, şimdi ben o, ama e, Kılıçdaroğlu'nu gözden çıkardığı gözüküyor ama kimi seçtiğini ben şimdi açıkça söyleyemem ama, ama sanki ibreler e, İmamoğlu'na dönüyor gibi böyle bir izlenim var. Böyle ama, bir duyumunuz var mı? Yok peki. benim duyumum yok ama şöyle baktığım zaman yani İmamoğlu Amerika Birleşik Devletleri'ne ya ben senin esas oğlanınım. Yani düşünün seçim kampanyasına patrikhaneden baş Yani <laughs> Türkiye'de düşünün büyük bir partinin İstanbul Belediye Başkan adayı seçim kampanyasına Fener Patrikhanesi'ni ziyaret ederek başladı. Ve, ve efendim do doğru şeylere koşturup duruyor. Yani Batı'nın, Atlantik'in merkezlerine gidiyor vesaire. Hep oralara mesajlar yolluyor. E, ve o Kılıçdaroğlu'dan farklı bir profil çözüyor. İşte bilmem gidiyor şeyde Kur'an-ı Kerim okuyarak o halka aldatma şeylerine, yollarına başvuruyor vesaire. Yani bunlar Amerika için tercih edilebilir. Bir de İstanbul seçimini kazanmış. At bir de kafasına Fatih Sultan Mehmet Kavuğ'u giydiriyorlar falan. Yani ibrenin ona doğru döndüğü söylenebilir. Ama daha önümüzde zaman var tabii. Amerika adına da biz... Bir tercihte bulunacak değiliz. Sayın İmamoğlu peki bu durumu e, kabul etmiş gibi e, mi? Yani kendini adaylığa e, mı hazırlayabiliriz? Bir ayağı Diyarbakır'da bir ayağı Trabzon'da fırıl fırıl bütün Türkiye'yi dolaşıyor ve e, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açık açık ilan ediyor. Peki HDP Sayın İmamoğlu'nu mu Sayın Kılıçdaroğlu'nu mu aday olarak görmek HDP ister? HDP kim e, Amerika kime işaret ederse ona destek olur. Yani HDP burada şu veya bu diye bir tercihte bulunmaz. Amerika'nın tercihi PKK'nın tercihidir. HDP, HDP dediğim zaman hep PKK demiş oluyor Peki, şimdi programa başladığımızda Osman Kavala meselesini konuşmuştuk. Evet. Şimdi bir de Demirtaş meselesi var. Şimdi yurt içinden de yurt dışından da bir cenah var ki Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını savunuyorlar. Öyle ki Millet İttifakı da aynı şekilde Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını savunuyor. Sizce Demirtaş serbest bırakılmalı mı? Terör örgütünün başı serbest bırakılır mı? Yani buna siyasetten de ceza kanununa baktığımız zaman da evet deme imkanı var mı? Demirtaş bir terör örgütünün başı, yani PKK'nın liderlerinden biri, PKK'nın yasal plandaki lideri. Yani tabii PKK kandilde esas merkezi ve liderliği ama. Onun yasal kolu var, İşte yasal kolu HDP, HDP'nin başında da Selahattin Demirtaş. HDP bir terör örgütü. HDP terör örgütü PKK'ya para toplayan, ondan sonra onun propagandasını yapan, e, belediye zabıtaları ile vesaire e, onun silahlı bir nevi meşru güçlerini oluşturan, PKK'ya eleman devşiren, Diyarbakır anayları, anaları niye gidiyor? Diyarbakır anaları, Hakkari anaları, Ağrı anaları, bütün Güneydoğu illerimizde Şırnak anaları gidiyorlar. HDP'nin kapısında oğlumu ver, kızımı ver diye feryat ediyorlar. Niye? HDP ile PKK'nın aynı olduğunu en iyi bizim Kürt halkımız Güneydoğu'da yaşayan Kürt halkımız biliyor ve oradan istiyorlar. Dolayısıyla Demirtaş PKK örgütünün bir lider kadrosundan bir unsur. Nasıl serbest bırakacaksın? Yani serbest bırakalım Mehmetçiğe kurşun atılsın. Serbest bırakalım Mehmetçiğe kurşun atacak bir şeyler teröristler devşirsin. Serbest bırakalım PKK'ya para toplasın. Değil mi? Yani ceza kanununda da onu serbest bırakmayı e, amir olan hiçbir madde olmadığı gibi ceza kanunu diyor ki bu adamı sakın dışarı çıkartmayın. Peki e